Merhabalar sevgili güzel ruhlar. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün sizden gelen istek üzerine ilişkisi yeni başlayanlar için bir açılım yapmaya karar verdim. İki gün önce paylaştığım videoda sormuştum hangi açılımları isterseniz yorum bırakın demiştim. Ve bu yorumu gördüm. Evet yani bir yararı olacağını düşündüm açıkçası birçoğunuza. O yüzden ilişkisi yeni başlayanlar için zamansız bir açılım yapmaya karar verdim. Yani ne zaman izlerseniz o an enerjileri olarak alabilirsiniz bu videonun içerisindeki enerjileri. Şimdi yeni flörte başladığınız ya da yeni ilişkiye başladığınız kişi, aslında yeni ilişki olarak alıyorum ben ama siz yeni flört için dinliyorsanız da yine de burada dinlediklerinizi kendi süzgecinizden geçirip o şekilde de kabul edebilirsiniz. Onun dışında benim ilişkim yeni başlamadı ama dinlemek istiyorum diyorsanız siz de dinleyebilirsiniz. Zaten herkes için şöyle bir uyarı yapıyorum. Kolektif bir açılım. Yani içinden alacağınız mesajları dikkatle seçip öyle alabilirsiniz. Açılımın hepsi size uyacak diye bir kaide yoktur arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Şimdi bu kişi kimse? Bu kişinin ismini tekrarlayabilirsiniz. Onu düşünebilirsiniz. Şöyle bir gözlerinizi kapatıp yüzünü hayal edebilirsiniz. Bu şekilde enerjinizi buraya aktarabilirsiniz. Ne zaman izlediğiniz hiç fark etmez. Bunu yapmanızı öneriyorum. Ve aklınızda tabii ki de net birisinin olması lazım. Ama zaten hani ilişki başlangıcı olarak soruyoruz. Sizinle ilgili düşünceleri, ilişkinizin nereye gidebileceği, nasıl bir yol ve yön alabileceği, bunlara bakıyor olacağız bu açılımda. Şu kartı hissettim, almak istedim. Evet, bir gelen mesajları açalım bakalım. Tabii yeni başlayan bir ilişki varsa karşı tarafın sizinle ilgili düşüncelerinden çok emin olmayabilirsiniz. Bu kişinin bilinçaltı enerjilerine bakmak istiyorum. Ve sizinle ilgili düşüncesi, niyetine bakmak istiyorum. Ve tabii ki de yakın gelecek enerjilerine bakmak istiyorum. Evet, hadi bakalım. Evet, görebilmeniz için birazcık şöyle çektim kartları. Şimdi, belki de bazılarınızın aklında bazı şüpheler var. Belki de bazılarınız gerçekten çok büyük bir ümitle başladı. Ve ilişkinin o ilk heyecanıyla bir şeyleri görememekten korkuyor olabilirsiniz. Yani böyle nasıl olursa olsun her iki türlü de aslında iki tarafında zihnin derinliklerinde bir takım soru işaretleri olabilir. Ya da var gibi görüyorum. Burada özellikle birbirinizi tanımak açısından, birbirinizle aranızda bir bağ kurmak açısından ve biraz daha böyle belki de ilişkinizi, partnerinizi içselleştirmek açısından şunu söylüyor kartlar. Aslında biraz daha
partneriniz size bir şeyleri sanki söylemek istiyor gibi, bir şeyleri aktarmak istiyor. Anlatacağı, söyleyeceği, paylaşacağı şeyler var gibi gözüküyor burada açıkçası. Ve ilişkinizle alakalı birilerinden tavsiye alıyor olabilir. Hani nasıl yapayım, nasıl gideyim? Çünkü sizi çok ya tanımıyor ya hani geçmişte bir arkadaşlığınız varsa ilişkide nasıl birisi olduğunuzu çok bilmiyor olabilir. Bunun arkasında biraz da şu var, sizi kaybetmek istemediği için her hamlesini düşünerek atan birisi var karşınızda. Yani aslında hani mesela mesajlaşıyorsunuzdur, bir şey yazıyorsunuzdur, bekliyorsunuz bekliyorsunuz cevap vermiyor. Hani o sırada ne yazacağını düşünüyor olabilir. Özellikle diyorum ya, burada yeni başlayanlar için söylüyorum. Hani arkadaşlarına soruyor olabilir, yakınında kimler varsa onlara soruyor olabilir. Nasıl cevap vereyim, nasıl tepki vereyim? Birazcık böyle karşı taraf hem heyecanlı, hem size anlatmak istediği, aslında paylaşmak istediği çok şey var. Ama bir yandan da yanlış bir hamle yapıp sizi kaybetmekten de korkuyor diye görüyorum. Çünkü sizi çok beğendiğini gösteriyor burada. Yani böyle bir çekim duyduğu, size odaklandı, size şu anda odaklı olduğunu gösteriyor. Kendisini ifade etmek istediğini gösteriyor. Ve bir de ben şunu öneririm aslında buradaki ilişkide. Çok fazla böyle her detaya takılıp ya da böyle ufak detaylara takılıp ilişkinizi çok hemen yıkmayın derim. Çünkü çevresinden profesyonel olmayan kişilerden destek alıyorsa, öneri alıyorsa, o şekilde hani size birazcık yaklaşıyorsa, burada birazcık bekleyin derim. Çünkü bu kişi henüz daha kendini tam olarak size aktaramamış olabilir. Birazcık başka insanların etkileri altında kalıyor olabilir. Ama sizden hoşlandığı bir gerçek ve sizi çok düşündüğü de bir gerçek. Duygusal anlamda bir şeyler hissediyor gibi gözüküyor. Duygusal yoğunluğu yüksek çıkmış. Hani eğer bu konuda şüpheleriniz varsa, yani sadece o ilk heyecandan ötürü birazcık eli ayağına dolanıyor olabilir. Biraz böyle karışık sinyaller gönderiyor olabilir ama duygusal yoğunluğu yüksek çıkmış. Ve şöyle bir baktığımda genel olarak açılım da hoş, güzel çıktı. Bu kişinin aklında aslında, yani şöyle söyleyeyim, bu kişi için aile ve aile hayatı önemli. Yani zihninin derinliklerinde, belki şu anda çok direkt olarak size bunu söylememiş olabilir ama içinde bir aile kurma isteği, özlemi var. Ve özellikle böyle çocukları çok seviyor olabilir, çocuklarla çok iyi anlaşıyor olabilir. Bu mesaj ön planda çıkmış. Duygusal ve maddi olarak da, hatta böyle bir şeyleri sanki hazırlamış, bir şeyler dengede olarak görünüyor. Bu ilişkiye başlarken, yani bir şeylerin aslında boşa gitmemesini istediğini görüyorum burada. Ve öyle de bir mesaj gelmiş ki, hani hiçbir şey boşa gitmez diyor burada mesajımız. Yani bu ilişkiniz ya gerçekten çok güzel bir noktaya gelecek ki gelecek enerjisine birazdan bakacağız. Henüz orayı yorumlamıyorum. Hani bir şeyler sizin ya güzel bir noktaya gidecek ya da bu ilişki, bu kişi, bu kişiyle yaşadıklarınız, bu ilişki içerisinde yaşadıklarınız size gerçekten çok şey öğretecek. Ve bu kişiyle olan ilişkiniz güvenilir bir ilişki olarak yansımış burada. Kuponlusu ile beraber, yani bu kişinin yanında hani aileden biriymiş gibi hissedebilirsiniz. Çünkü o kişi size bu şekilde bakıyor. Yani sanki böyle ailesinden biriymişsiniz gibi bir sıcaklık var, bir sevgi var. Bir böyle hani sanki birbirinize hemen alışmışsınız. Böyle hissettiği için, yakın hissettiği için ve aranızda güven bağı çok çabuk kurulmuş ya da kurulacak diye düşünüyorum. Bir yandan da burada partneriniz birazcık yorulmuş. Yani sizinle ilişkiye başlayana kadar öncesinde, geçmişte bir şeyler onu yormuş ve burada sanki bu ilişki ona ilaç gibi gelmiş. Yani sanki böyle dinlendiği,
huzur bulduğu bir ilişki şekli gibi gözüküyor. Bu sadece geçmişinde yaşadığı ilişkiler, hani romantik ilişkiler anlamında olmayabilir. Hani ailesiyle sorunları olabilir, başka türlü sağlık, iş, finansal sıkıntılar yaşanmış olabilir geçmişte. Yani burada bir dinlenmeye ihtiyacı varmış ve siz öyle bir anda bu kişinin hayatına girmişsiniz ki burada adeta onun böyle güvenli alanı, sığınağı gibi olmuşsunuz. O yüzden size baktığında çok huzur bulduğunu ve biraz da böyle hani kutsal bir yerde olduğunuzu, kalbinizin de önemli bir yerinde olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte ikiniz olaylara, durumlara, kişilere, hayata farklı noktalardan bakıyor olabilirsiniz. Yani burada bir takım farklılıklarınız olduğu ön plana çıkmış. Bu durum mesela ilişkinizin ilerleyen zamanlarında birazcık geçici duraklamalara sebep olabilir. Bu geçici duraklamalar ilişkinizin biraz daha hani böyle tıkanıyor gibi görünmesine, belki biraz zaman zaman uzaklaşıyormuşsunuz gibi görünmeniz, hani illaki ayrılık demiyorum, o kadar da yoğun bir durum değil bence, ama geçici duraklamaları sebep olabilir. Fakat diyor ki kartlar, her zaman kendin ol. Kendin olman önemli. Yani burada özellikle partneriniz için de sizin için de kendiniz olun ve kendinizi ortaya koyun. Çünkü siz zaten o asıl benliğinizdeki kişi olarak birbirinize çok uyumlusunuz. Yani olmadığınız gibi biri gibi davrandığınızda hem aranızda problemler çıkabilir, hem de illaki her konuda aynı düşünmek, aynı bakış açısına sahip olmak zorunda değilsiniz. Burada farklılıklarınızla beraber bir uyumunuz olacağını göstermiş kartlar. Ve duygusal yoğunluğunuzun özellikle gelecek enerjisine de oldukça yoğun olacağını gösteriyor kartlar. Yani şöyle, belki şu anda da bunu hissediyorsunuz. Belki zaten bir geçmişiniz var. Geçmiş, çocukluk anıları, belki önceki yaşamlardan, birbirinizi tanıma durumundan kaynaklı birbirinize yakınlık. Yani bu temalar böyle çok ön plana çıkmış. Ve geçmişle ilgili mesela şöyle diyebilirsiniz. Keşke daha önceden tanışsaydık. Hani keşke daha önceden birbirimizin hayatına girseydik. Bu kadar zaman nasıl oldu da biz tanışmadık? Nasıl böyle aynı yerlerden geçtik belki? Belki benzer yerlerde okuduk, yaşadık ama nasıl karşılaşmadık diyebilirsiniz. Gelecek enerjisinde de sizi çok sevindirecek bir şey söyleyeceğim. Bu kişi sağlık birisi olarak gözüküyor. Onurlu birisi olarak gözüküyor. Yani özellikle o ilişkinin başındaki soru işaretleriniz gelecek enerjisinde biraz zamanla çözülecek. Ve bu kişi size belki de daha da bağlanacak, daha da sadakatli olacak. Ve biraz da ilişkinin başına kıyasla daha ilerilerde, yani biraz daha böyle birkaç ay sonra gibi size daha önem verebilir. Sizi daha aslında önem sıralamasında en üstlere koyabilir. Hani mesela ilişkinizin başlarında daha böyle başka durumlara da zaman ayırıyordur, başka kişilere de zaman ayırıyordur, ama ilişki ilerledikçe daha size odaklı, daha böyle sizin yanınızda olmak isteyen, daha böyle her şeyi sizinle yapmak isteyen bir boyuta da gidebilir ve kibar tarafını, böyle adanmış yanını daha çok göreceğinizi söyleyebilirim gelecek enerjisinde. Verdiği sözleri onurlandırabilir. Yani verdiği sözleri tutabilir. Bu da çok önemli bir nokta. Ve sizi memnun etmek için, sizi mutlu etmek için de elinden geleni yapacağını söylüyor kartlar. Çünkü bu kişinin içinde biraz kaybetme korkusu var. Sizi kaybetmekten korkuyor gibi. Ve özellikle böyle bir hayalin gerçekleşmesi, beraber yaptığınız bir planın gerçekleşmesini göstermiş gelecek enerjilerinde. Beraber şu anda şu ana kadar yaptığınız bir plan varsa, bir hayal varsa, ne bileyim, mesela beraber yurt dışına çıkmak,
beraber bir seyahate gitmek ya da daha farklı bir şey belki şu anda yapamadığınız ama ileride yapmak istediğiniz. Gelecek enerjisinde böyle bir durumun da gerçekleşme potansiyeli gözüküyor. Belki de hani ilişkinizi birileri bu boyuta atlatmakla ilgili bir durum da olabilir bu tabii. Bu şekilde aslında oldukça pozitif, oldukça özellikle sanki bu ilişkide siz karşı tarafa farkında olmadan çok fazla şifa veriyorsunuz diyebilirim. Yani onun o yaşanmışlıklarına, o dolmuşluğuna, dediğim gibi sadece romantik geçmişiyle alakalı değil, genel olarak hayatıyla da alakalı çok destek oluyorsunuz ve bazılarını bilerek yapıyor olabilirsiniz, bazılarını çok böyle farkında olmadan aslında onun hayatına çok güzel dokunduğunuzu düşünüyorum ki o da bunun karşılığını size sadakatiyle, kibarlığıyla, sizi memnun etmeye çalışmasıyla ve sevgisini göstermesiyle verecek diye düşünüyorum. İlişkiniz çok güzel bir noktaya gidebilir. Çok büyük ihtimalle burada olasılıklar bunu gösteriyor. İlişkimiz çok güzel ilerliyor. Bana çok sadıksın. Beni çok seviyorsun. Beni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Bugünün olumlama cümleleri bunlar olabilir. Yorumlara bırakabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yararlı bulmuşsunuzdur. Tabii ki de beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha ayrıntılı yorumlama istiyorum. Daha benim farklı sorularım var diyorsanız özel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için bana Instagram'dan mesaj atıp ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı daha da ileri boyutta takip etmek istiyorsanız üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Üyelik kısmına katılabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.